Merhabalar gençler, üssü sayılar konusunu anlatacağım bugün size. Hemen konuya geçiyorum. Üssü sayılar gençler, a üzeren şeklinde yazılabilen sayılara denir. A üzeren şeklinde yazabiliyorsak, biz buna üssü sayı diyeceğiz. Üssü sayılarda a tabandır, en ise kuvvettir. Kısa kısa özetler geçeceğim gençler size. Taban ve kuvvet aynı olursa Üstü sayılarda toplama ve çıkarma yapılabilir gençler. Örneğin 3 üzeri x artı 3 üzeri x artı 3 üzeri x artı 5 tane 3 üzeri x toplanabilir. Neden? Çünkü tabanları da aynı kuvvetleri de aynı. Bir tane burada bir tane de burada 2 tane bir tane de burada 3 tane 5 tane de burada 8 tane 3 üzeri x şeklinde yazılabilir. Çıkarma için de aynı kural geçerli. Demek ki üslü sayılarda toplama ve çıkarma yapabilmemiz için hem tabanın hem kuvvetin aynı olması gerekir. Taban ve kuvvet birbirinden farklıysa üslü sayılar toplanamaz. Örnek verelim buna. Bu ifade asla ve asla toplanamaz gençler. Toplanamaz, çıkarılamaz. 5'in karesi artı 5'in küpü peki bu ne olur? Bunu ancak açarak yapabiliriz. 5'in karesi 25'tir deriz. 5'in küpü de 125'tir diyerek bunlar ancak bu şekilde toplayabiliriz. Çıkarma için de aynı şey geçerli. Şimdi çarpmasını anlatalım. A üzeri x ile A üzeri y'nin çarpmasına bakalım gençler. İki tane üssü sayının çarpımı için tabanların aynı olması lazım. Burada A üzeri x ile A üzeri y'de tabanlar yani A'lar aynı. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. Peki üstler aynıysa ne olur? A üzeri x çarpı B üzeri x olsun bu defa. Aradaki işlemimiz çarpma. Kuvvetlerimiz aynı x. O zaman a çarpı b üzeri x olmuş olur. Çarpma için kuralımız bu. Unutmuyoruz. Tabanlarımız aynıysa çarpmada üstler toplanır. Veya üstler aynıysa tabanlar çarpılabilir. Bölmede ise tabanlar aynıysa bölmede üsler çıkarılır. a üzeri x eksi y olmuş olur. Üstler aynı. Tabanlar farklıysa a bölü b üzeri x şeklinde yazabiliriz. a b'ye bölünüyorsa a'yı b'ye bölmüş oluruz. Bir üstü sayının üzerinde birden fazla kuvvet varsa bu kuvvetler çarpım durumundadır. Yani a üzeri x çarpı y'dir. Ayrıca x ile y yer değiştirebilir. Bu bazı sorularda çok işimize yarayacak. Kurtarıcımız olacak bizim. O yüzden A üzeri X, Y'yi A üzeri Y üzeri X şeklinde yazabiliriz. A üzeri X ifadesinin eğer kuvvetimiz negatifse A üzeri eksi X ise bu eksi demek payla paydanın yerini değiştir demek. Yani 1 bölü A üzeri X olmuş olur. Negatif sayılarda özellikle şuralarda çok hata yapılıyor. Eksi 2 üzeri 4. 4 bir çift sayı olduğu için bu eksimiz artık pozitife dönüşecek. Artı 2 üzeri 4 olacak. Yani işlemimizin sonucu 16 olmuş olacak. Eksi 2 üzeri 4. İşte buna bakalım. Gençler bu 4 sadece 2'ye ait. Bu eksi özgür. O yüzden eksi 16 şeklinde yazılır. Kuvvetin çift olması sadece iki için geçerlidir. Eksiyi kapsamamış. Nasıl anladık kapsamadığını? Çünkü parantez yok. Parantez yoksa bu ifade eksi 16 olarak yazılır. Eksi 3 üzeri 3 olmuş olsun. Kuvvetimiz tek olduğu için işlemimiz eksi 27 olarak yazılır gençler. İşte en çok takıldığınız yerler. Üslü denklemler. Üslü denklemlerde a üzeri x, a üzeri y'ye eşitse tabanlarımız aynıysa o zaman x de y'ye eşittir. Eğer kuvvetler aynıysa burada duruyoruz gençler. Kuvvetler aynıysa kuvvete bakıyoruz. Eğer x'imiz çiftse iki işlem yapmak zorundayız. Yani a sayımız ya b'ye eşittir ya da a sayımız eksi b'ye eşittir. Eğer a üzeri x eşittir b üzeri x'te x'imiz tekse a sayımız direkt b'ye eşittir deriz. Şimdi sorularımıza geçelim. Soru üzerinde daha detaylı anlatacağım size. Birinci sorudan başlayalım. 2 üzeri 3 üzeri 4. Şimdi ne dedik? Bir sayının üzerinde birden fazla kuvvet varsa bunlar çarpım durumundadır dedik. O zaman 2 üzeri 12 olmuş oldu. Şimdi 4'ü gördüğümüz an hemen 2'nin bir kuvveti olduğu aklınıza gelecek. O zaman 4 yerine 2 üzeri 2 üzeri x yazdım. Birden fazla kuvvet varsa kuvvetler çarpılabilirdi. 2 üzeri 12 eşittir. 2 üzeri 2x olduğundan dolayı tabanlar aynıysa üstlerimiz de aynıdır. O zaman x eşittir 6'dır. İkinci sorumuza bakalım. 3 tane 3 üzeri 7'nin toplamını istemiş gençler. Toplama yapabilmeniz için tabanların ve kuvvetlerin aynı olması gerekirdi. Burada aynı 1 tane 2 tane 3 tane 3 tane 3 üzeri 7 eşittir 3 üzeri x'e. 3'ün bir tane kuvveti var çarpma işleme dikkat edin tabanlarımız aynı o zaman üstlerimizi toplayalım 1 artı 7'den 8 olur o da eşittir 3 üzeri x'ten tabanlarımız aynıysa üstlerimiz de eşittir soruya baktık 1 bölü 4 üzeri eksi 6 eşittir 8 üzeri x öncelikle şu eksi 6'daki eksiden kurtulalım eksiden nasıl kurtulunurdu payla payda yer değiştirilirdi. O zaman 1 bölü 4'ün payla paydasının yerini değiştirelim. 4 1 bölü 1 olmuş olsun. 4 bölü 1 üzeri 6 eşittir 8 üzeri x'e. 4 bölü 1, 1 4'tür zaten gençler. 4 2'nin karesidir. 2 üzeri 2 üzeri 6 eşittir 8'de 2 üzeri 3 üzeri x. 2 üzeri 12 eşittir 2 üzeri 3x. 3x eşittir. 12 olmuş olur. Çünkü tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. x'i buradan 4 bulmuş olduk. 5 üzeri 2x eksi 4 eşittir 1 bölü 25. Şimdi gençler 25'i gördüğünüz zaman hemen 5'in karesi aklınıza gelsin. Ama 5'in karesini yukarıya çıkarmamız lazım. Nasıl yukarıya çıkarırdık? 5 üzeri 2x eksi 4 1 bölü 25'i 1 bölü 5'in karesi şeklinde yazdım. Bunu yukarıya şu şekilde çıkarıyorduk gençler. Hemen hatırlayın. Üzerine eksi. Eksi olunca çünkü payla payda yer değiştiriyordu. Dolayısıyla bu ifade 5 üzeri eksi 2 olmuş oldu. Tabanları yine aynı yapmayı başardık. Tabanlarımız aynıysa üstlerimiz de eşit olacak. Eksi 4'ü karşıya attım. 2x eşittir artı 4 eksi 2'den 2. X değerimizi 1 bulmuş olduk. 5. sorumuza bakalım. 81 üzeri x artı 2 eksi 9 üzeri x artı 6 eşittir 0. Buradaki eksi umarım dikkatinizi çekiyordur gençler. Eşittir 0 olduğuna göre eksi 9 üzeri x artı 6'yı karşıya gönderelim. Artı olsun. 81 üzeri x artı 2 eşittir 9 üzeri x artı 6 oldu. Tabanlara baktığımızda 81 9'un bir kuvveti. O zaman 81'i 9'un karesi şeklinde yazdım üzerinde x artı 2 var. O da eşittir 9 üzeri x artı 6. Birden fazla kuvvet olduğuna göre bu kuvvetler çarpılır. Yani 9 üzeri 2x artı 4 eşittir 9 üzeri x artı 6 olmuş oldu. Artık tabanlarımız aynı. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. 2x artı 4 eşittir x artı 6'dan x'i 2x'in yanına 4'ü de 6'nın yanına gönderelim x eşittir 2 olmuş olur. 2 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1 eşittir 96. Gençler şuradaki x artı 1'i 2 üzeri x artı 1'i parçalayalım. Nasıl toplamaya dönüşürdü? Çarpmada toplamaya dönüşürdü. Üstü sayılarda tabanlar aynıysa çarpma işleminde üsler toplanırdı. O zaman toplamı da tekrar çarpmaya dönüştürelim. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 olur. 2 üzeri x artı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 eşittir 96. 2 üzeri 1 2'dir. Yani 2 tane 2 üzeri x burada var. Bir tanecik de burada var. 3 tane 2 üzeri x eşittir. 96 olmuş olur. Her tarafı 3'e böldüğümüzde 2 üzeri x eşittir. 32. 32'yi gördüğünüz an 2'nin kuvveti aklınıza gelsin. 2 üzeri 5'tir. x eşittir 5 bulunmuş olur. Evet. Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı. Bir denklemin sonucu 1 ise 3 tane durum var. Birincisi taban 1 bir olabilir. Taban eşittir 1. Tabanı 1 yapalım. x eksi 3 eşittir 1. Taban dediğimiz şey bu. x'i buradan 4 bulmuş olduk. Bulduğunuz değeri hemen 4 diye kabul etmeyin. Gençler. Bir yerine yerleştirin. x yerine 4'ü yerleştirelim. 1 üzeri 6. O da eşittir. 1 sağladı mı? Sağladı. 4 bizim değerimizdir. O zaman onu alacağız. Geldik ikinci koşula. Taban eksi 1 olabilir. Taban eksi 1. Tabanımızı yani x eksi 3'ü eksi 1 yapalım. Buradan x'i 2 bulmuş oluruz. x yerine 2 yazdığımızda eksi 1 üzeri 4 olmuş olur. Eksi 1 üzeri 4 de tekrar artı 1'dir sağladı. Biri bulduk. O zaman 2'yi de alacağım. Üçüncü koşulum kuvvet 0 olmuş olabilir. Kuvvetimiz yani x artı 2'miz 0 olursa x'i buradan eksi 2 bulmuş oluruz. x yerine eksi 2'ye yerleştirdiğimizde eksi 5 üzeri 0 1 midir? Evet o zaman eksi 2 de olur. Bulduğumuz 3 tane değerin toplamını sormuş. Artı 2 eksi 2 0 4 ile topladık. Cevabımız 4. 3 üzeri eksi x artı 3 üzeri eksi x artı 1 artı 3 üzeri eksi x artı 2 eşittir 13 bölü 9 olduğuna göre x kaçtır? 3 üzeri eksi x artı şunu parçalıyorum. 3 üzeri eksi x çarpı 3 üzeri 1 artı 3 üzeri eksi x çarpı 3 üzeri 2 eşittir 13 bölü 9 her terimde de 3 üzeri eksi x'ler ortak olduğuna göre 3 üzeri eksi x parantezini aldım. 1 artı 3 artı 9 eşittir 13 bölü 9. Topladım burayı 13 oldu. 3 üzeri şöyle kalemimin rengini değiştireyim. 3 üzeri eksi x çarpı 13 eşittir 13 bölü 9 çarpma olduğu için bu 13 ile bu 13'ü sadeleştirebilirim. 3 üzeri eksi x eşittir. 1 bölü 9'a gençler. Burada 1 bölü 9 kaldı. 1 bölü 9 1 bölü 3'ün karesidir. 3'ün karesini yukarıya çıkardığımızda 3 üzeri eksi 2 olur. Tabanlarımız aynı olduğuna göre kuvvetlerimiz de aynıdır. Yani x değerimiz 2'dir. 4 bölü 9 üzeri x artı 1 eşittir. 27 bölü 8 üzeri 2. 4 bölü 9'a bakalım. 27 bölü 8'e bakalım bu sayılar birbirine benziyor. 4 bölü 9, 2 bölü 3'ün karesi. Üzerinde de x artı 1 var. 27 bölü 8, 3 bölü 2'nin küpü. Üzerinde de 2 var. Yani 3 bölü 2'nin 6. kuvveti oldu. Ama bana 2 bölü 3 lazım. O zaman ters çevirelim. 2 bölü 3 üzeri eksi 6 olmuş oldu. Dağıtalım. 2 bölü 3 üzeri 2x artı 2 eşittir. 2 bölü 3 üzeri eksi 6. 2x artı 2 eşittir. Eksi 6'dan 2x eşittir. Eksi 8. X'imizi eksi 4 bulmuş oluruz. A ve B birer tam sayıdır. 5 üzeri A eksi 2 eşittir. 7 üzeri B artı 3 olduğuna göre A artı B toplam kaçtır? Şimdi sorumuza baktığımızda. 5'in bir kuvvetinin 7'nin bir kuvvetine eşit olduğunu söylüyor. Düşünelim 5'in kuvvetlerini zihnimizden geçirelim. 7'nin kuvvetlerini zihnimizden geçirelim. Bunlar hiçbir zaman eşit olmuyor. O zaman aklımıza hemen şu gelecek. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 5'in sıfırıncı kuvveti 7'nin sıfırıncı kuvvetine eşit olabilir. Demek ki a-2 sayımız 0 olmalı. B artı 3 sayımız da 0 olmalı. Ancak eşitlik böyle olursa sağlanır. Dolayısıyla A'yı 2, B'yi de eksi 3 bulmuş olduk. A artı B toplamını istiyor. O da eksi 1'dir. 3 üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri x bölü 27 üzeri x çarpı 2. Karşıda da bir denklem var. Hemen uzatmadan çözüme başlayalım gençler. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri x bölü 3 üzeri 3x çarpı 2 eşittir. 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 bölü 81'i de 3 üzeri 4 şeklinde yazdık ne yaptım? Sadece verilen toplama ve çıkarma şeklinde olan kuvvetleri parçalamış oldum. Şimdi sadeleştirebildiklerimin hepsini sadeleştireceğim. 3 üzeri x burada var. 3 üzeri x burada var. 2 üzeri x burada var. 2 üzeri x burada var. Kalanları yazalım gençler. İçler dışlar yaparak yazalım. 3 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri 4. Eşittir. 3 üzeri 3x çarpı 2 şununla çarpıyorum. Çarpı bir de burada ne var? 2 üzeri eksi 1 var. Buradaki ifade tabanlar aynı. Üstleri topluyorum. 3 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 1. 2 üzeri eksi 1 topladığımda gençler 1 kalır. 2 üzeri 0 olur. O da 1'dir. O yüzden 1 yazmamıza gerek yok. Tabanlarımız aynı oldu üstlerimiz de aynı olacak. 2x eşittir 3'ten x eşittir 3 bölü 2 pardon 3 üzeri 3x'miş gençler. Çok özür dilerim. Şunu hemen 3x yapıyorum. Tamam. x eşittir 3x eşittir 3'ten x eşittir 1 bulunmuş olur. Cevabımız değişiktir. Umarım faydalı olmuştur gençler. İyi günler dilerim.